ekmekler de damlaların bıraktığı ekmekler, sular. Çünkü mamaları kalmadı. Ama ben yan komşuya 5 paket mama bıraktım. Geldiklerinde alacaklar ve bu köydeki canları 5 gün boyunca, 6 gün boyunca doyuracaklar damlalar. O kadar hızlı yedi ki yutamadı bile. Yutamadı bile. Bizim tek gözü olmayan evlat yerini değiştirmiş, buraya gelmiş. Köyün dışındaydı, köyün içine doğru gelmiş. Sağ gözü yok evladımız. Nefes almadan yiyor, ne kadar acıktıysa. Siz gittiğiniz kuru mama yediniz, bu hiçbir şey yemedi. Olmaz. Onu alma, onu ezeceğim ve kaldıracağım. Bebek gene orada yaşayacak. Hayır. Hayır. Böyle ezmek şart. Şu kömürlü şuraya koyacağım, siz oraya geçemeyin. Bebek oradan geçer rahat rahat. Gel, gel, gel. Ya biliyorum, yaş mama hazine. Biliyorum ama ne yapayım? Hepinize verebilecek gücüm yok. Ne? Hepinize verebilecek gücüm yok. Vallahi azimle bilmem ne yapan bilmem ne yaparmış. Burası meşe kömürü yapılan bir yer. Buradaki abi burada kalıyor mu kalmıyor mu bilmiyorum. Annesini aldılar, yoldan aldılar demişti. Gel, gel, gel. Süt veriyormuş buna. Süt vererek yaşatmaya çalışıyor. Ben kuru mama verdim. Kuru mamayı kırarak ver abi dedim. Kırarak ver dedim, ezerek ver dedim. Ki ben geçen hafta verdim kuru mamayı. Vermiş ki evlat yaşıyor şu anda. Burada tek bir tane bebek vardı. Şuradan sesi geliyor ama nereden geliyor? Bebek neredesin? Vallahi sesin geliyor ama nereden geliyor? Neredesin bebek? Allah Allah. Bu hem kötü uyuz olmuş, yüzünde neredeyse tüy kalmamış. Hep gitmiş tüyler yüzünde. Hem de araba çarpmış, bacağına basamıyor. Bunlar da oradan peşime koştular. Yani bu evlat koşmasın dedim. Hatta bir tane daha geliyor. Gel, gel. Hatta iki tane. Siyah olan da bekliyor orada. Gel, gel, gel. Gel buraya gel. Gel, gel, gel. Buradaki canlar mamalarını yiyor. Arkada da yiyen var. Ama ileride de bekleyenler var. Birbirlerinin bölgelerine giremiyorlar, girmiyorlar. Bu bacağı da basamıyor. Allah kahretmesin ya. Evet. Ben onu koşturamam, şurada mama vereyim. Onlar da beni beklesinler. Siz aşağının evladısınız. Niye geldiniz buraya? Orada verecektim size. Hoş geldin. Burada yolu asfalt yapıyorlar. Buraları da dökülmüş. Beyaz da geliyor. Hoş geldin. Sularını da doldurdum. Buraya biraz daha alçak, daha uzun bir şey getirmem lazım benim. Elimde 5 litrelik kap vardı, su doluydu, onu kestim. Daha alçak, daha uzun bir şey lazım. Doydun mu?
Babamı annenize ve size yarına kadar yeter. Farkındasın değil mi bunun? Pişt. Farkındasın değil mi? Merhaba dostum. Doydun mu? Öbür tarafta da 5, 20 tane. Bu giremedi araya. Burada bir paket mama açtım buraya. Abinin sakatlı değil de torturuyor. Acaba içeride mi kaldı? Burada. Ha, bu mu? Bunun bacağı da düzelmez abi muhtemelen. Ne zamandır sende abi bu? Bu bende hayvanlar yoktu. Bir ay oldu burada bakıyorum ama. Of bacağa bak. Bunun ya, bacak düzelmez abi. Ya düzelmez de. Yok yani ameliyatla da düzelmez. Kitlenmiş. Kitlenmiş. Benim köpeklerle de uyum sağlamıyor. Hadi o suyun şeyin altına gidiyor. O benim oturduğum yere aynen gidiyor. Abi yok ben buna yer bulamam. Çok zor. Hatta imkansız. Yok yok barınak diyen. Barınak almaz abi. Barınak alıyor ondan sonra tekrardan böyle ormanlara atıyor. Sen götürüyorsun alıyor. Sonra tekrardan ormana atıyor. Ya, ya. Ya bakabildiğin kadar bak abi. Abi bir de kan nereden çıkmış onda şimdi? Dişi mi o? Erkek. Erkek de bir yerini kanatmış ama neresi kanatmış? Aa bacağını kanatmış. Bak burası. Ha, sürterek evet, his kaybı. Onun muhtemelen bacağının ampute edilmesi gerekecek. His kaybı varsa o bacakta. His var, yoksa, var. His yoksa yani şey olmuyor. Bak o gelmiş. Bu siyah gelmiş burada. Bunların hepsi senin mi abi? Bunlar benim. Eyvallah. 2-4 tane var. Ya ben kendi kendimi besliyorum. Ben İyi Allah razı olsun abi ne güzel. Bak. Herkes beslemiyor işte abi. Gelme. Öteki siyah gelme. Bak, belli abi belli. Bir sakat var. O sakat işte köpekleri rahatsız ediyor. Niye abi? Ya uyuşmuyor benim köpeklerle. Ha anlaşamıyor. Tabii. Gel. Oy bebeklere bak maşallah abi. Gel. Sen bunlara bakıyorsun. Şimdi doyuruyordum zaten sen başladın bağırma. Gel. Bunlara da yer bulacağım. Ne yapayım bunları? O kadar köpeği ne yapacaksın abi? Hani ne yapayım bunlar diye bana kalsa neler yapılır da. Şimdi bu abi son besleme noktasında yani şu ana kadar son besleme noktasında herhalde köpeklerin sesini duydu. Yanıma geldi. Bir gel benim çiftliğe dedi. Atılma köpek var ayağı sakat dedi. Onu göstereyim de ona bir yer bul dedi. Ben bakamıyorum dedi. Şimdi bakacağız. Hah bizim keratalardan biri de burada. Deminki bir... Hadi git mamayı. Kardeşin geldi sen yoksun ortada. Hatta bu zayıflardan birinin kardeşi yok demiştim. Merak ettim şimdi bu abinin sakat dediği evladı. Yol biraz kötü ben videoyu kapatıyorum. Tekrardan oradayken çekeceğim. Şimdi bu sarı evlat yolun en yukarısındaydı. Beni bekliyordu. Oradan buraya kadar peşimden koştu. Bunlar gel. Bunlar da niye orada? Börtlen toplayanlar var. Muhtemelen börtlen topluyorlar. Yemek verirler diye oralardaydılar. Ama her Allah'ın kulu yemek vermiyor maalesef. Ne oldu? Ne oldu? Tamam geldi yemek geldi. Evet. Ne haber? Ne haber? Bizim en çok konuşan. Tabii çok konuşan buydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında arada sana da yetecek mama var ama giremedin aralarına. Bunda da galiba uyuzlaşmış şunda. Bu arada bir tanesi de orada yüzüyor. Daha da su içiyor. Gel.
O sol gözünde problem olan evlat. Geçen böyle ilk başta korktu, sevdirmek istemedi. Sonra ben elimi uzatınca güvendi ve geldi kendini sevdirdi o evlat. Gel gel, senin mamanı da bıraktım. Gel gel burada gel. Gel al. Korkma onlardan, gel ben varım burada. Gel sen de gel. Evet. Hadi yiyin bakalım. Onun gözüne keşke birisi dese ki ben üstleniyorum, bir götürün baktırın. Allah kucaklarını koyarım arabaya, hemen götürür baktırın. Ben onu şimdi yok, anne de yiyecek, anne yok ortada. Anne yok, sen onu sabahtan beri. Neyse anne yok ortada. Abi sen onu gömersen ya da kazman küreğin varsa ben gömeyim abi. Hayır abi ben gömeceğim. Peki tamam abi, Allah razı olsun. Yani varsa ben gömerim. Hayır hayır ben gömeceğim. Evet deli gibi açıkmışlar. Çünkü mama kalmamış abi de. Oraya koyuyorum mamayı. Ben şimdi bunlara yaş mama da vereceğim. İnşallah bu 5 kardeşi yaşatırız inşallah. Amcayla konuştuk. Videoyu da çektim zaten. Yani ben defnederim dedim. Yok ben defnedeceğim dedi. Tamam dedim. Heh, sen de geldin. Hoş geldin. Bebeklere zarar vermeden ye. Yaşlı bir pointer. Arka bacaklardan dolayı yürümekte zorlanıyor ama hani trafik kazası mı geçirmiş yoksa yaşlılıktan mı? İnanın bilmiyorum. Sen çok yaşlısın. Vallahi ben bunu ilk defa gördüm. Burası bize ilk defa gördüm. Belki daha önce de buralardaydı bilmiyorum ama bu tedavi alınırsa hiç fena olmaz. İnşallah birileri tedavisini üstlenirim der. Biz de gelir alırız. Şşt şşt şşt, kavga yok. Dur 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 bir dakika, Allah. Hepsi bunun başındaydı. Araba mı ezdi yoksa hastalıktan falan mı öldü? Yeni ölmüş. Ağzından da kan gelmiş. Allah'ım ya. Abi bu köpek ezdiler mi? Ne oldu? Ölmüş. Üzerindeki pirelere bakın Allah aşkına. Bütün kardeşlerinde var demek. Abi ölmüş. He? Evet. Araba geçti mi buradan hiç? Şimdi mi? Az önce. Az önce. Ezmiş. Efendim abi? Ya 6 tane işte ezmiş abi muhtemelen. Bak altından kaka bile gelmiş. Kaka bile gelmiş garibimin altında. Allah basmış mı üstüne? Bilmiyorum abi görmedim ama muhtemelen ezilmiş. Ağzından da kan gelmiş. Allah belasını versin. Geçmiş olur diye bir taksi geçti. Taksici mi? Nerede şimdi, o tarafta mı? Yok çıktı gitti yine senin dedim ya. Allah'ım belasını. Şerefsiz ya. Ben bir şey gibi bakayım burada. Gelin, abi biliyorum ben o amcaya da mama bıraktım. Kuru mama da bıraktım. Ben geliyorum yaş mama takviyesi de yapıyorum. Kuru mama çünkü büyük yiyemiyorlar diye. Yiğiler, yaş mama takviyesi. Yemeye başladılar. Yeni tamam, başladılar. Getireyim abi. Onlara bıraktım. Bana şey üstüne koyun. Bak bir tane bile kalmamış. İşte ama yaş mamayla daha çok yiyorlar ya abi. Evet. Daha çok yemeleri lazım bunun. Ama tabii. Bedavadan öldü garibim. O kadar da uğraştık tabii, bunlar yaşasın diye ya. Ben küfür etmiyorum ama ben yani ettim, nasıl et, evet. Seni yerine ettim ben. Evet abi evet. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Tezevek. Bazı insanlar hangi birine yetişeceğiz? Ne yapacağız? O bu. Ya herkes yapabildiğini yapmalı. Gücü neye yetiyorsa onu yapmalı. Hangi birine yetişeceğiz deyip sırtınızı döndüğünüzde bu canlar perişan oluyor. Bu yüzden yapabileceğinizi yapın. Heh.
kedi. Merhaba dostum. Tamam, o yesin gitsin. Sonra sen de yersin. Yani hangi birini yetiştireceğip tamamen yapmazsanız en büyük hata yaparsınız. Burada bu ve bu serseri, bu ikisi varken şu gariplerin mamaya gelemiyorlar. Hiç tırlama. Burada kötü uyuz olmuş. Yani dün İzmit'ten gelen evlat gibi, hani bugüne kadar kimse görmemiş mi diyeceksiniz durumu daha kötü olduğunda. Bakın gösteriyoruz. Yani yarın öbür gün o evlat gibi olacak bu da. Ya hırlama hırlama, kendi mamana baksana. Dik dik bakıyor öbür çocuğa. Bunun kardeşi vardı biliyorsunuz, öldü. Daha önce paylaştım, şurada kurtlanmıştı. Şu korkak evlat gelmiyor. Ben buradayken, ben gittikten sonra geliyor. 5-6 evlat şu an ortada yok. Hava sıcak olduğu için olabilir. Sarı olan da içeriye gitti. Şöyle. Bu arada bu canlar İstanbul'un küpesini taşımıyor. Daha önce de söylemiştim, defalarca söyledim. Ya bir bölgenin hayvanseverleri, o bölge belediyesiyle görüşüp buralara attırdılar. Çünkü getirip su koymuşlar. Ama düzenli mama getirmiyorlar, onu biliyorum. Ya da bizim gibi bir hayvansever arkadaşımız geldi, gördü ve su koydu. Ya da şu aşağıda bir yer var herhalde, belki de onlar koydu, bilmiyorum. Ama birisi su koymuş. Ama benim aklıma ilk gelen şey, bu canların buraya atılmasına sebep olan kişiler. Şimdi güvenlik görevlisi arkadaş geldi az önce. 9 sende yavru var abi dedi. Şimdi onlara bakmaya gidiyoruz. Burası rüzgar türbini, hatta burası santrali. Yani elektriğin toplandığı yer burası. Rüzgar türbinlerinin. Belediyenin attığı canlar buraya sığınıyorlar. Şimdi 2 paket de mamı bırakacağım buraya. Oradalar mı? Çarpı yok ya. Tam Trakyalı arkadaş ya. Allah! Şunlara bakın ya. Bizim bu kerata uyuz olmuş. Daha doğrusu uyuz başlamış. Ya mama koydum. Şu, bu elimdeki poşeti takip ediyor çünkü Yogi dediğim evlat, gel. Gel buraya. Şu yatan Yogi dediğim evlat pek bunların arasında yemiyor. Hep ayrı istiyor mamayı. Bu da elimdeki paketi takip ediyor. Gidip ona mama vereceğim ya, onu taze edecek. Gel gel. Gel buraya. Pişt. Vallahi Yogi, ben sana mama vereceğim ama bu taze edecek. Yapacak bir şey yok. Gel. Gel. Ya geç yerine. Geç yerine. Bak orada var maman. Aynen hep böyle.